Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler CHP'den fazla direnç gösterdi. Şu Boğaziçi öğrencilerin gösterdiği direncin yüzde birini Kemal Kılıçdaroğlu CHP yönetimi gösterseydi Erdoğan çoktan gitmişti. Bu kadar hırsız, darbeci, soyguncu, faşist, namussuz bir adam ülkemizin başına yakışmıyor. Boğaziçi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bursunu kesmiş Melih Bulut. Erdoğan'ın tayin ettiği rektör. Öğrencileri dövüyorlar. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en iyi üniversitesi. Kolay değil girmek. En zeki talebeler giriyor. Erdoğan korkmuş. Bu Boğaziçi'li öğrenciler mezun olunca da AKP'li olmuyorlar. Çok kafası çalışan zeki çocuklar. Biz eğitimsiz cahil insanları AKP'li yapıyoruz. Bu Boğaziçilerden AKP'ye ekmek çıkmıyor. O yüzden öğrenciyken başını ezmek lazım diye Melih Bul'u burslarını kesmiş. Ondan sonra e, yargı yürütmeyi durdurma kararı almış. Erdoğan tabii e, gol yemiş gibi gözüküyor ama Melih Bul'u kesinlikle Boğaziçi Üniversitesi'nin bütçesinden bu öğrencilere burs vermeye hiç niyetli değil. O yüzden Ekrem İmamoğlu burs vereceğim diyor. Erdoğan tek kuruş koklatmıyor. Yandaşlarına paraları peşke çekiyor. Tek kuruş hiçbir muhalife gerçek muhalife zerre miktar kamu kaynaklarını kullandırmıyor. Sadece kendi yandaşlarına kullandırıyor. En son örnek Boğaziçi Üniversitesi. Üniversite özel bir yapıya sahip. Devletin üniversitesi de değil. Erdoğan için bu önemli bir faktör değil. Kayyım rektör tayin ediyor Melih Bulu'yu AKP teşkilatından. Ondan sonra yandaş öğrencilerin burslarını kesiyor. Bir muhalif sesi susturmak için Boğaziçi Üniversitesi'nde operasyon üstüne operasyon yapıyor, çalıyor, çırpıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin arsalarına da inşaat yapıyor, lisede müteahhitlerde. Gerçekten ilginç bir durum ülkemizde. E, herhalde hepiniz kim arıyorsunuz? Niye arıyorsunuz? Hepiniz 17-25 Aralık operasyonunu yapan kahraman polisleri arıyorsunuz. Hepiniz diyorsunuz ki ülkemiz sıfırlandı. Erdoğan çaldı çırptı haramileriyle ülkemizi sıfırladı. Hepiniz Mehmet Ali Öneri, Öneri arıyorsunuz. Reza Zerrab'ı yakalayan, Orospur'un parasını peşin veren bakanları, Erdoğan'ın bakanlarını önüne Orospu gibi yatıran Reza rusva eden, Reza Zarrab'ı yakalayan polis arıyorsunuz. FETÖ'cü diye hapsettiler bu polisi. Hepiniz duydunuz, gördünüz teyipleri, konuşmaları, Erdoğan'ın nasıl çaldığını. Yedi seneyi geçti. Hala muhalif olduğunu iddia edenler, FETÖ'cü dedikleri bu kahraman polisleri savunmuyorlar. Evet hırsızlık var, soygun var diyorlar. Ama bu kamu personeli olan polisleri, devletin polislerini savunmuyorlar. Savunmadıkları sürece de soyulmaya devam ediyorlar. Zulme uğramaya devam ediyorlar. Zerre miktar akıllanmada gözlere çarpmıyor. Yani acaba diyorsunuz ülkemizde bir akıl tutulması mı yaşanıyor? e, nedir bu rezaletin altı üstü? Biz yurt dışından takip etmeye çalışıyoruz. Gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Erişime yedi senedir kapalıyız. Bize ulaşamıyor insanlar. Niye ulaşamıyorlar? Neden Erdoğan devletin bütün imkanlarını kullanarak muhalif gördüğü sistemi rejimi eleştiren 15 Temmuz'un gerçeklerini ortaya çıkartan gazetecileri engelliyor ve erişime kapatıyor derseniz herhalde anladınız. Soygun ortaya çıkmasın diye yamuklukları, yanlışlıkları aldığı faşizm kararları, pislikleri, kumpasları ortaya çıkmasın diye ne yapıyorlar? Engelleme yapıyorlar. Sedat Peker diyor ki ben dumanla artık haberleri vereceğim. Benim hesaplarıma engelleme kararı almışlar ama bu platformlar engelleme kararı uygulamıyor. Peker torpilli. Ama biz torpilli değiliz. 7 yıldır ulaşamıyorsunuz bizim Twitter hesabımıza, Facebook hesabımıza. Ulaşamıyorsunuz videolarımıza. VPN'le izlemek zorunda kalıyorsunuz. Ama Peker için böyle bir sorun yok platformlar engellemiyor. Erdoğan'ın mahkemeleri engelleme kararı alsa bile bu işte bir mit yeniği, bir bit yeniği yok mu arkadaşlar? Bir haksız rekabet söz konusu değil mi? Birileri pekeri ön plana çıkartıyor, pazarlıyor, PR yapıyor. Ama bizi çıkartmıyor, bizi engelliyor, bastırıyor, yok etmeye çalışıyor. Erdoğan'la ortak hem de. Allah Allah. Gerçekten ilginç bir durum. Neden acaba bu kadar celladını seven insanlar var? Celladınız sizi kurtarabilir mi? Yani celladınızı severek Stockholm sendromu denir buna. Kurtulabilir misiniz? Tecavüze uğrarken bari zevk alın modunda bir kısmı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan zulüm, ülkemizde 15 üniversite, 25 tane de orta işletmeli lise ve hizmetin okullarında uygulandı. Onları görmediler. 15 özel üniversite ve 2500 eğitim kurumu Türkiye'de kapatıldı. Aynı zorbalıkla, hem de yok edilerek, kayyum tarih edilerek, çalınarak, üstüne haramiler oturarak. Boğaziçi Üniversitesi'nin üstüne hiç olmazsa Erdoğan komple oturmadı henüz. Yavaş yavaş oturacak. Çünkü elit Türklerle direkt savaşmak istemiyor. Elit Türkleri kullanıyor tepe tepe faşizm için. Ama hizmet hareketi mert ve dürüst olduğu için taviz vermediği için kullanamıyor. Elit Türkler ise Erdoğan'ın en önemli dayakı, dayanağı elit Türkler desteği bırakırsa Erdoğan çoktan tarihi olacak. Sorun neredeymiş? Elit beyaz Türklerdeymiş. Elit beyaz Türkler zulüm görmeden, işkence görmeden, Erdoğan onların mallarına çökmeden herhalde akıllanmayacaklar. Akıllı olsalar tedavisi kolay. Deli olunca çok zor. Yalgın öyle söylüyor. Ben Rahmi Koç'un akıllı olduğunu düşünüyorum. Ali Koç'un da akıllı olduğunu düşünüyorum. Bakmayın siz Aziz Yıldırım'ın e, Esip Yavgür'de yürülemesine Üç sene önce Ali Koç'u Fenerbahçe'nin başına Aziz Yıldırım getirdi. Param var, pulum var. Kardeşim teknik direktör de sporcu da getireceksin diyor. Ben mi geleyim diyor illa Fenerbahçe'nin başına. Seni getirdik işte. Beyaz Türklerin gözde çocuğusun, rahmi koçun oğlusun ne istiyorsun da? Bak Korkmaz Karaca gibi mi yapalım? Deniz Baykal, Sinan Aygün'ün katıldığı e, düğünde e, Ceylan Hanım'la Korkmaz Karaca CHP kontenjanından saraya transfer oldu. Bon servis ücretine kadar Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP yönetim kurumundan Korkmaz Kalacay'ı alırken bon servis ücreti olarak ne kadar ödedi? Biz bunu merak ediyoruz. Yani Santur oyuncu alıyorsun. Orta saha oyuncusu. İşit ve Nusra'ya silah gönderen çetenin e, başında yer alıyor Korkmaz Karaca. Metin Kıratlı ile beraber. O da CHP kadrosundan sarayda. Metin Kıratlı. Derin devletin CHP'li kökenli bir hakimi e, ee, bakıyorsunuz işit ve El -Nusra gibi terör örgütlerine silah gönderen çetenin başında sarayda Korkmaz Karaca'yla Metin Kıratlı var. Ve bunları Serhat Peker'den öğreniyoruz. Daha önce duymadığım isimler. Biz sarayda yaşamıyoruz. Erdoğan'ın yakın kankası değiliz. Yaptığı pis işlerde Erdoğan bize sormuyor. Cemaatten hiçbir kimseyle istişare yapmıyor yıllardır etücülerde, CHP'lerde, MHP'lerde istişare yapıp 10 yıldır kumpas kuruyor. Cemaatten bir tane adam yok. Devşirdiği adamlar var. Kendisine benzettiği hırsızlar, soyguncular var. 15 Temmuz organize etmiş. Bana ne? Cemaatte ne alakası var? Fethullah Gülen'le alakası yok. Erdoğan'ın devşirdiği bütün pislikler kendi malıdır. Şeytanın kulu olmuşlar. Bana ne? Kimi devşirirse devşirsin. Erdoğan'ın değiştirdiği adamlar artık CHP'li mi? Cemaatten mi? Büyük Birlik Partisi'nden mi? MHP'li mi? Bana ne? CHP düşünsün. MHP düşünsün. Hangi gruptan adam devşiriyorsa ve pis işlerinde tepe tepe kullanıyorsa onlar hesap versin. Ben diyor muyum mu? E, e, CHP terör örgüttür diyor muyum? Demiyorum. O halde siz de hizmet hareketine FETÖ diyemezsiniz. Eline silah almamış insanlara terör örgütü diyemezsiniz. Ben diyor muyum MHP bir terör örgüttür? Ben demiyorum. Ama diyenler var. MHP'den Er Nusra ve IŞİD'e giden teröristler var. Erdoğan'ın, Bahçeli'nin gönderdiği onlar yargın almalı bütün MHP teşkilatı terörist mi? En Nusra ve IŞİD'e destek mi verdi? Veya AKP teşkilatının hepsi IŞİD ve En mı destekliyor? Hepsi terörist mi? Bana cevap verin. Biraz mantıklı, logical olun.